Skywalker'ın yükselişinin Oscar sınavı kapıda. Kenobi dizisi için beklentiler yüksek. Fakat projenin üzerinde kara bulutlar dolanmaya başladı. Klon Savaşları takipçilerinin heyecan dozu yeni fragmanla daha da artacak. Galaksinin Sesi'nin bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Niko Fenerli, yanımda dostlarım Ateş Çetin. Selamlar. Ve Oğuzhan Aslan var. Herkese merhaba. Klasik hatırlatmalarımızı hızlıca geçelim. Bize YouTube, Castbox ve iTunes'tan abone olabilirsiniz. Ve sosyal medya platformlarından bizimle ilgili son gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bu bölümümüz özel bir bölüm. Çünkü Galaksinin Sesi 1 yaşında. Bir yıl önce ilk videomuzu bu kanala upload etmişiz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir sene süreceğini, bir sene boyunca video upload edebileceğimizi ve içerik üretebileceğimizi düşünüyor muydunuz? Vallahi çok uzak bir ihtimaldi ama bugünlere geldik çok şükür. Bu arada Niko pasta kesmedik. Pasta kesmemiz gerek. Evet, bak o işi halledelim. Hatta evet, üfleyelim. Bir pasta keselim ve sosyal medyadan paylaşırız. Evet, paylaşalım. Pasta mı yaptırsak böyle GS logolu, Galaksinin Sesi logolu? Şimdilik görselini hazırlayabiliriz. Sanal olarak. O zaman iyi ki doğdun Galaksinin Sesi diyoruz. Daha nice yaşlarımız olur umarım. Bu arada beyler, hani bir yılı geride bıraktık. Ben öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Star Wars sevgisini paylaşma konusunda aynı bakış açısına sahibiz. Omuz omuza bunu daha da arttırıp çok daha fazlasını yapmayı istiyoruz. Hatta bunu bir görev olarak görmüyoruz. Cidden çok istiyoruz. Bu şekilde bakınca dolu bir yılı geride bıraktık. Birbirimizin çok nazını çektik. Bizi dinleyenler bilmiyorlar tabii perde arkasındaki süreci. Kimi zaman zorlandık ama üstesinden geldik. İkinci olarak dinleyicilere teşekkür etmek istiyorum. Aranızda en başından beri takip edenler ya da sonradan kulak verenler olabilir. Bize vaktinizi ayırdınız. Bilmiyorum, bizim Star Wars muhabbetimiz sizi hiç sıktı mı? Biz hazırlanırken eğleniyoruz. Sizin de eğlendiğinizi ümit ederek yıllar boyu bu muhabbeti sürdürmek istiyoruz. Birinci yılın sonunda dileğimse sesimizin daha fazla hayrana ulaşması. Ben de Ateş'in söylediklerine katılıyorum. Arkadaşlar, Nikocuğum, Ateş'im, ben de şahsım özelinde her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Yeri geldi, beni çektiniz. İş hayatının yoğunluğundan ötürü tutulamadım maalesef. Seyahatlerimden ötürü, toplantılarımdan ötürü ama ben de Ateş'in söylediği gibi dolu dolu güzel bir yıl geçirdiğimiz kanaatindeyim. Umarım dinleyicilerimiz de, takipçilerimiz de hani hoş tutmayı başarabilmişizdir. Ve umarım bu seviyeyi de koruyabiliriz takip eden günlerde, takip eden yıllarda inşallah. Ha, bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. Halen daha abone olmayıp içeriklerimizi dinleyen, izleyen arkadaşlar varsa, arkadaşlar lütfen abone olun. Bu bizim için çok önemli gerçekten. Hatta şurada yine bir es veriyorum ben, bir 3 saniye kadar. Abone ol butonu sağ altta köşede. Onu bir bulun, ona bir basın. Yani bu kanalımızdan herhangi bir gelir beklentimiz yok. Amacımız sadece bu Yıldız Savaşı'yla ilgili olan sevgimizi de paylaşmak. Bizi mutlu edecek olan bu. Aynen. Bir interaksiyon olsun, bu konu konuşulsun, bu fan kitlesi. Çünkü gerçekten dünyada bu kadar birbirine bağlı, bu kadar bu markaya sadık bir fan kitlesi yok. Amacımız bu konuda bir Türkçe içerik sağlamak. Çünkü Türkiye'de bununla ilgili yeterince içerik olmadığını düşünüyoruz. Bunun kuvvetlenmesini istiyoruz. Yoksa buradan gelir veya bir beklentimiz söz konusu değil. Aynen öyle. Hatta bu platformda Türk Yıldız Savaşları hayranlarının da bir bakıma sesi olmak istiyoruz. Çünkü videolarımıza yaptığınız yorumlar, sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarımızın altına yaptığınız yorumların inanın hepsini okuyoruz. Hepsini dikkate alıyoruz. Yani hayranlarla bu kadar, takipçileriyle daha doğrusu bu kadar interaksiyon halinde olan ben başka bir kanal görmedim. Dolayısıyla biz hani bu seviyeyi de bu noktada tutmak istiyoruz. Dolayısıyla sizin söylediklerinize, sizin yorumlarınıza da elimizden geldiğince kulak veriyoruz ve bunları dikkate alıyoruz. O yüzden hani biz bir misyon edindik ama bu misyonun parçası da sizlersiniz ayrıca. Çünkü sizin görüşlerinize de biz çok değer veriyoruz. O yüzden lütfen takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu konuyu kapatırken de ben de sizin ikinize çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bazı şeylere takık olduğumu ve bazı konulara çok seçici davrandığımı biliyorsunuz. Bayağı nazımı çekiyorsunuz. Bir sene oldu. Umarım senelerce bana dayanmaya devam edersiniz. Seviyoruz seni Nikocuğum.
Gücün bayağı bizimle bir olması lazım bu konuda. devam etmeden önce ufak bir not. Biliyorsunuz 2 hafta önce Dex kitabın katkılarıyla bir çekiliş yaptık. 3 kişiye Battlefront 1 ve 2 romanları hediye edeceğimizi söylemiştik. Kazananlar belli oldu. İsimleri Facebook sayfamızdan duyurduk. Eğer katıldıysanız bir kontrol etmenizde fayda var. Kazananlardansanız bize Facebook'tan özel mesaj atmanız gerekli. Haberlere geçmeden evvel son bir hatırlatma daha yapalım. Daha evvelki bölümlerimizde bölüm 9'un kullanılmayan senaryosuyla ilgili bir takım bilgiler paylaşmıştık. Sevgili Ateş ve Niko bu konuyla ilgili çok güzel bir video hazırladılar. Bu videoyu da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz ve ayrıca Castbox platformunda bulabilirsiniz. Apple iTunes'ta da bulabilirsiniz. Genel kültür serisi altında. Çok güzel bir video. Mutlaka ama mutlaka dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ediyoruz. Kaçırmayın. Geçelim gündeme. Gündemde bildiğiniz üzere Oscar törenleri var. 9 Şubat tarihinde Oscar ödül töreni yapılacak. Ve bölüm 9, 3 dalda aday gösterildi. Şimdi tabii gönül isterdi ki daha fazla adaylık söz konusu olsun. Hatta buna en iyi film de dahil olsun. Ama maalesef eldeki malzeme bunu müsaade etmiyor. Oğuzhan bunu daha önce konuşmuştuk. Herhangi bir Yıldız Savaşları filminin teknik dal dışında adayı olduğunu hiç hatırlamıyorum. Hep teknik dallarda adaylık oluyor. Ya bu evet, konuda bir George Lucas'a karşı olan bir tepki de var akademinin uzun süreden olan. Ama Disney döneminde bile bu değişmedi. Evet. Yönetmen J.J. Abrams olmasına rağmen ki akademi J.J. Abrams'ı sever yani. en azından George Lucas kadar antipati duymaz diyelim. Tahmin edileceği üzere aday olunan 3 dal en iyi film müziği, soundtrack, en iyi ses montajı ve en iyi görsel efekt. Bu noktada ilgili ekipler bu adını zikrettiğimiz işleri gerçekleştiren kişiler Neil Scanlon, Roger Guyett, Patrick Tubach, Dominic Tuoi, Matthew Wood, David Accord. Müzik tarafında ise tabii ki de maestromuz John Williams var. Bakalım bu 3 daldaki adaylık 3 ödülle sonuçlanacak mı? 9 Şubat'ta hep birlikte göreceğiz. Bu arada John Williams galiba bir rekora imza attı. Bu kadar çok adaylık ve bu kadar çok ödül. Hı hı. Bilmiyorum müzik dalında alan başka biri var mı? Adam 90 küsur yaşında, 94 yaşında mı, 96 yaşında mı? Evet. Hatırlamıyorum ama bu halde, bu yaşta bile hala çok iyi performans. Allah uzun ömür versin gerçekten. Hatta bu kamera arkası görüntüleri falan da oluyor ya. The Force Awakens'da vardı, The Last Jedi'da da vardı. Kayıt aşamasında çekilen videolar. Sanırım Blu-ray disklerden bunları almışlar. Ben YouTube'da gördüm. Ya adam hala ayakta, enerjisi yerinde. Ya batonu sallarken bile hiç yani baktığın zaman bu adam 90-95 küsur yaşında demezsin. Ve hala aynı tutkuyla işini yapıyor ve zevk alıyor gerçekten. Oğuzhan, bölüm 9'un Oscar adaylıklarında rakip olduğu filmler hakkında bir bilgin var mı? Var Ateş. Ses montajındaki rakipleri Ford vs. Ferrari, Joker, 1917, Bir Zamanlar Hollywood'da bu Quentin Tarantino'nun son filmi ve bizim Star Wars, Rise of Skywalker var. Görsel efektlerde Avengers Endgame var rakipler arasında. The Irishman var. Bu sinemalarda gösterime girmedi. Netflix'te yakın zamanda gösterime girdi. Aslan Kral var. Bunun yeniden uyarlanmış hali. Yine 1917 filmi var ve bizim Star Wars var. En iyi müzik dalında ise Joker, Little Women, Marriage Story ki bu da Netflix filmi. 1917 ve bizim Star Wars var. Rakipler bunlar. Umarım yani en azından hani John Williams'a olan sempatimden dolayı en azından müzik dalında Oscar'ı alır diye umuyorum. Ya rakiplere baktığım zaman hani score evet John Williams'ın ötürü soundtrack'te alabilir ama visual effects'te Endgame belki zorlayabilir ki o da ayrı bir farklı bir Disney filmi ama görsel efekte ben alacağını tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Sıradaki haberimiz Kenobi dizisini bekleyenler için endişe verici olabilir. Geçtiğimiz haftanın başından bu yana Obi-Wan'ı konu alacak Disney Plus dizisi hakkında bazı dedikodular başladı. Bunlar başta dizinin iptal edildiğini söylerken devam eden günlerde projenin erteleneceğini söyler hale geldi. Açıkçası en başta çıkan dedikodular kaynaksız gibi göründüğünden ciddiye almamıştım ama Obi-Wan'ı canlandıracak olan Ewan McGregor dahi konuya dahil olunca bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başladım. Peki konu ne? Hollywood Reporter diyor ki
dizi için yeni bir yazar aranıyor. Bu maalesef Disney dönemi Star Wars yapımlarının istisnasız kaderi gibi. Neredeyse tüm yapımlarda proje başladıktan sonra bir yazar değişikliğine gidildi ve sonuçları çok da iyi olmadı. Şu ana kadar bu dizi için sadece iki senaryo taslağı çıkarılmış ve hikayenin iyi gitmediğine karar verilmiş. Hatta bu sebepten dolayı 6 bölüm olarak planlanan dizi 4 bölüme düşürülmüş. Problemi çözmek için çok başarılı olarak kabul edilen Mandalorian dizisinden bir yazarın projeyi üstlenmesi düşünülmüş. İsmi geçenler arasında Dave Filoni ve Christopher Yost var. Obi-Wan'ı canlandıracak olan Ewan McGregor ise senaryoların aslında iyi olduğunu, sadece daha iyi hale getirebilmek için üzerinde çalışılmakta olduğunu ve problemin aslında o kadar da dramatik olmadığını dile getirmiş. Eğer dedikodular doğru ise dizi biraz gecikebilir ama zaten elimizde net bir yayın tarihi yoktu. Dizi hakkında üzücü bir haber. Hani bir an önce onu izlemek istiyoruz. Öte yandan Disney Plus platformuna gelecek yeni bir içerik Klon Savaşları. Yayın tarihi belli oldu. Klon Savaşları'nın 7. sezonu 21 Şubat tarihinde Disney Plus platformunda vizyona giriyor. Yayın tarihiyle beraber yeni bir poster ve yeni bir fragman duyuruldu. Fragmanda öne çıkan detaylar bana sorarsanız Maul, Darth Maul çok öne çıkmış. Mandalorianlar gibi ve Ahsoka gibi hayranların çok beğendiği, çok istediği detaylar da bol bol eklenmiş. Bu arada gerçekten girip fragmanı resmi siteden, resmi YouTube kanalından izleyin. Hani bu fragmanları kim montajlıyor bilmiyorum ama insanları öyle bir gaza getiriyorlar ki hani tüyleriniz sonuna kadar diken diken oluyor. Güzel bir içerik. Disney Plus'ın Türkiye'de yayınlanmıyor olması çok üzücü. Bu arada Nico, şöyle bir detay daha var bu fragmanla ilgili. Normalde dizinin, daha doğrusu bu son sezonun yayın tarihi 17 Şubat olarak duyurulmuştu. Şimdi fragmanla doğru beraber 21 Şubat'a ötelenmiş. Doğru. Geçen yayında da hatta biz bunu 17 Şubat olarak duyurmuştuk. Bir güzel şey bir tespit. Unutmuşum ben bunu ya. Şimdi 21'ine ertelenmiş. Evet, bir 4 gün sark, 4-5 gün sarkıtmışlar. Neden acaba? Bununla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı ama neyse, göreceğiz. Bir başka haber, yeni Star Wars filmiyle, daha doğrusu yeni Star Wars filmiyle ilgili bir söylentiyle alakalı. Geçmiş bölümlerimizden hatırlarsınız, bu Taika Waititi, ki kendisi Jojo Rabbit, Thor Ragnarok gibi gişe canavarı filmlerinin yönetmeni, ki bunlarla ilgili Oscar adaylığı da var kendisinin. Daha evvelden Taika Waititi'nin bir Disney Plus projesi yahut Star Wars filmi de yer alacağına dair dedikodular vardı. Hollywood Reporter'ın yapmış olduğu son habere göre Waititi'nin yeni bir Star Wars projesinde yönetmen olma ihtimali olduğu paylaşıldı. Ve beklentinin de, bunun hiçbir dayanağı yok, tamamen Hollywood Reporter'ın kendi tahmini diyelim, Kevin Feige tarafından alınan inisiyatif çerçevesinde bir projede görevlendirileceğine dair bir söylenti. Yine geçtiğimiz bölümlerde paylaşmış olduğumuz haberlerden hatırlarsınız, Kevin Feige Marvel tarafından sorumlu Disney'de bir yöneticiydi ve Kathleen Kennedy'den Lucasfilm ile ilgili olan görevini devralacağına dair söylentiler vardı. Hatta arka planda Kathleen Kennedy ile bir takım çekişme içerisinde olduğuna dair söylentiler de sızmıştı. Şimdi yapılan bu habere bakılacak olursa Kevin Feige'in Kathleen Kennedy'den bağımsız bir Star Wars projesi arka planda yürütmeye çalıştığı ve Waititi ile özellikle yönetmenlik ve senaryo konusunda bir takım diyaloglar içerisine girdiği habere göre anlaşılıyor. Fakat dediğimiz gibi bu resmi bir haber değil, resmi bir kaynağa dayanmıyor. Tamamen kulislerde dolaşan dedikoduların haberleri olan yansıması. Sizin var mı bir fikriniz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Lucasfilm, daha doğrusu Disney içerisinde özellikle Star Wars tarafında ciddi bir çekişme olduğu, hani işin yönetim boyutunda ciddi bir çekişme olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Ha, bilinçli olarak yapılan yahut yaptırılan haberler de olabilir bu. Bizzat Kevin Feige tarafından. Bilmiyorum, ne diyorsunuz? Bence şöyle bir durum var. İnsanlara, daha doğrusu yönetmenlik yapmış kişilere Star Wars'ta görev alma fırsatı sunuluyor ama bu yönetmenler işi acaba batırır mıyım diye korkarak biraz tereddüt ediyorlar. O yüzden resmi bir şeyler duyamıyoruz şeklinde düşünüyorum. Şey mi demek istiyorsun, bu Benioff ve Weiss olayından sonra hani yoğurdu üfleyerek mi yiyorlar diyorsun? Ya onun gibi. Ondan öncesinde J.J. Abrams'ın da zamanında biraz tereddütleri olmuş diye okumuştum. The Force Awakens'ı çekmeden önce. Aha. Yani orada J.J.'in hani her reputasyonu yüksek yönetmen bir Yıldız Savaşları filmi çekerken bence 10 defa düşünmeli. Çünkü hani dedik ya, hayranlar markaya çok bağlı. Markadan beklentileri çok yüksek. Hani gerçekten çok ciddi bir challenge bir yönetmen için böyle bir marka için film yapmak.
Ama şimdi biraz çekimser olmaları güzel. Öte yandan hani çok marka olmamış, çok bilinmemiş bir yönetmen için de acayip bir fırsat. Görünürlük için. Değil mi? Kendini göstermek açısından. Evet. Rogue One'da bunu gördük. Gareth Edwards. Çok başarılı bir iş çıkarttı. Bu arada bu yönetmen konusuna Ateş sen de şeyde değinmişsin. Bölüm 9 alternatif senaryo videosunda. Evet. Ben tekrar hatırlatalım. Kaydı mutlaka dinleyin. İkinci genel kültür videomuzu mutlaka dinleyin. Kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi paylaşacağımız pek haber niteliğinde değil ama kayda değer bir görüntü olduğundan yine de sizlere aktaralım dedik. Mandalorian'ın yapımcı ve yönetmeni olan Jon Favreau, Mandalorian dizisinin setinde çekilmiş George Lucas'ın bir fotoğrafını paylaşmış ve Lucas'ın kucağında bebek Yoda var. Bu fotoğraf ilk sezon çekimleri mi yoksa ikinci sezon çekimleri sırasında mı çekilmiş onu bilmiyoruz ama George Lucas'ın Star Wars'tan kendini tamamen koparmadığını bilmek güzel. Ben şey farkına vardım, bu fotoğrafa dikkat ederseniz böyle çok hızlı çekmiş, sanki George Lucas burada poz vermiyor. Yani bayağı hareket etmiş telefon, muhtemelen Jon Favreau'nun telefonu. Evet, hani net değil. İsteyerek mi o pozu verdi bilmiyorum. Tesadüf bir anı yakalamış gibi olabilir. Şeyde evet. Karambol'de eline tutuşturup George Lucas da öyle bakmış. Bu ne ya falan gibi bakıyor sanki. Neyse, son haberimiz koleksiyon dünyasından. Gentle Giant, hani yakından takip ediyorum biliyorsunuz. İki tane yeni büst çıkardı. Hani bunlar nedir ne değildir diye bir bakayım derken tuzağa düştüm. Bir tanesini sipariş ettim. henüz bütün talepleri karşılamıyorlar. Sadece PJ üyelerinin sipariş etmesine izin veriliyor. Ama bu yayını dinlediğinizde muhtemelen linkleri videonun açıklamasına da koydum. Sipariş etme şansınız var. Bir tanesi 1/6 oranında bir mini bust. Sith Trooper mini bust'ı. 1000 adetlik bir limiti var. Fiyatı $120. Eğer PJ üyesiyseniz bir indirim var. Ondan faydalanabiliyorsunuz. Diğeri de belki de hayranların favorisi Mandalorian. Onun limiti 3000 adet. Ve yine fiyatı $120. Yine PJM üyelerine bir indirim var. Ben Sith Trooper'ı sipariş ettim. Daha çok hoşuma gitti. Mandalorian'da nedense şu alev efekti hoşuma gitmedi. Çok çizgi filmmiş gibi geldi bana. Bilmiyorum, belki daha ilerleyen zamanda daha üretimden fotoğraflar paylaşılırsa, çünkü bunlar prototip fotoğraflar, belki fikrimi değiştirebilirim. Bir de ilk defa, uzun süredir ilk defa bu kadar büyük bir limit adedinde üretim yapıyor Gentle Giant Diamond Select. Belki Diamond Select'e geçtiği için fiyatı düşürmeye çalışıyorlar, bilmiyorum. Çünkü genelde son zamanlarda yapılan üretimler 500 adet, 750 adet gibiydi. İlk defa böyle 3000 adetler gibi rakamlar görüyoruz. Mandalorian'dan talebin çok yüksek olacağını düşünüyorlar herhalde. Eğer ellerinde kalırsa fiyat düşebilir, takipte kalın. Sen Mandalorian'ı sırf şeyden ötürü mü beğenmedin? Alev'den ötürü mü beğenmedin? Ya, birkaç sebebi var. Bir tanesi alev bana çok böyle oyuncakmış gibi gösteriyor olayı gibi geldi bana. Bir de Mandalorian'ın tamamen Beskar'lı zırhlı halini istiyorum. Hmm. Kesin öyle bir şey de çıkacak çünkü. Alev'i görünce aklıma benim şey geldi direkt ya. Şu Sith'in intikamı döneminde Hasbro'nun çıkarttığı Obi-Wan ve Anakin Unleashed figür vardı. Mustafar Lavları vardı etraflarında, çok güzel duruyordu. Ama Sith Trooper çok bilmiyorum, başarılı, güzel. Niko buna gelsin de bir kutu açılışı yapalım ya. Evet, geliş tarihinden bahsetmişken tam net belli değil. Yaz 2020 diyorlar. Umarım 2020 içerisinde gelir. Göreceğiz. Hadi bakalım. Bir de inşallah sağlam gelir. Bak ağzını hayırlı açın. Kafasından tutma da. Evet, gelsin de çok kafasından tutasım var şu anda. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Dediğimiz gibi birinci yaşımızı kutluyoruz. İyi ki doğduk, iyi ki sizlerleyiz. Siz de kanalımıza abone olarak ve içeriklerimizi takip ederek bizleri mutlu etmeye devam ederseniz çok seviniriz. Bizleri YouTube, iTunes ve CastBox platformlarından takip edebilirsiniz. Bizlerle ilgili son gelişmeleri, güncel gelişmeleri de Facebook ve Instagram hesaplarımızdan öğrenebilirsiniz. Bunun haricinde soru, görüş ve önerileriniz için bilgi@yıldızsavaşları.com mail adresimizde her zaman aktif, her zaman buradan ulaşabilirsiniz. Diyerekten güç sizinle olsun. Güç sizinle olsun. Güç sizinle olsun. Galaksinin Sesi'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Klasik hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Bizi YouTube, iTunes ve CastBox platformlarından takip edebilirsiniz. Olmadı. Kimiz ki biz? Siz oğlum kimsiniz? Biz kimiz? Siz kimsiniz? Kendini tanısana. Galaksinin Sesi'nin bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Niko Fenerli. Yanımda her zaman olduğu gibi Ateş Çetin. Dostlarım demedin. Dostun değil miyiz? Yanımda her zaman olduğu gibi dış kapının mandalı Niko Fenerli.
Öbür kafanın mandalı. Bana dostum demiyor olabilir tabii. Şimdi sadece Oğuzhan'a diyecek olur. Her zaman neyse. Olduğu gibi yanımda sevgili çamaşır teli ve diğer yanımda arkadaş şey var yine. Çamaşır teli var. Anlatmayın. Giriyorum da. Bu bölümümüz özel bir bölüm. Çünkü bu bölümümüz mü? Bu bölümümüz özel bir bölüm. Çünkü bu bölüm repliği tamamen değiştirmem gerek. Mimi. Bu bölümümüz özel bir bölüm. Çünkü Galaksinin Sesi 1 yaşında. Evet. Bölüm 9'un Oscar adaylıklarında rakip olduğu filmler hakkında bir bilgin var mı? Aklında mı? Çalışmadığı yerden sordum. Tamam, evet. O zaman bu zekası. Çalışmadığı bir yerden sordum. Bilmiyorum abi. Rakipleri kim bilmiyorum. Tamam, ama dur buraya... şeye bakalım. 2 dakika bekleyin. Oscar nominees diye bakalım.